Merhabalar, Semih'in mutfağında yeni bir tarifle birlikteyiz. Bu tarifimizde Andaloz çorbası çalışacağız. Az malzemeli, besleyici, çok kolay, pratik bir çorba tarifi. Mutfağında değişiklik arayanlar için ideal olacağını düşündüğüm bir tarif. Andaloz çorbamız için 3 yemek kaşığı unumuz, yarım demet, demete göre değişir, belki bir demet maydanozumuz, ince kıyım, 3 yemek kaşığı haşlanmış pirincimiz, 1 yemek kaşığı salçamız, 2 yemek kaşığı tereyağımız, salçamızdaki tuz oranını da dikkate alarak 1 çay kaşığını geçkin tuzumuz mevcut. Andaloz çorbası için gereken malzemelerimiz bundan ibaret. Hemen çorbamızın yapımına başlıyoruz. İlk işimiz, uygun tenceremizi tespit edip tenceremize tereyağımızı bırakıyoruz ve erimesini sağlıyoruz. Eriyen tereyağımıza unumuzu bırakıyoruz ve unumuzu güzelce kavuruyoruz yakmadan, şöyle kokusunu alana dek. Kavruk un kokusunu aldığımız noktada salçamızı bırakıyoruz ve unumuzla salçamızı birbirlerine özleştiriyoruz. Unumuzla salçamız özdeşleştikten sonra 7 su bardağı olarak ölçeklendirdiğimiz suyumuzu Andaloz çorbamıza bırakıyoruz ve şöyle bir taşım bu karışımımızı kaynatıyoruz. Bir taşım. Evet. Salçamızda unumuzu döndürdükten sonra çorbamıza haşlanmış olarak ölçeklendirdiğimiz 3 yemek kaşığı pirincimizi ilave ediyoruz. Bir de pirincimizi de şöyle çeviriyoruz. Pirincini de çevirdikten sonra ince kıyım maydanozunu bırakıyoruz. Tuzunu bırakıyoruz. Ve orta kısık ateşte güzelce kaynama derecesine gelene kadar kaynatacağız Andaloz çorbamızı. Zaten pirincimiz haşlanmış durumda. Unla salçamız hepsi bir şöyle tadın aromasını çorbamıza bıraksın maydanozuyla beraber. Bu aşamada yapacağımız işlem bundan ibaret. Gördüğünüz üzere Andaloz çorbamız pişimini tamamladı. Son derece pratik, basit, besleyici bir tarif. Gördüğünüz gibi bilhassa sonbahar ve kış aylarında ideal bir çeşit olacak. Yapması da çok kolay. Şimdi servise alıyoruz çorbamızı. Andaloz çorbamız gördüğünüz gibi servise aldık. İsterseniz tercihe bağlı olarak üzerine kaşar rendesi de girebilirsiniz. Tatlandırabilirsiniz. Veya tereyağı, pul biber de yapabilirsiniz. Ama orijinaline sadık kalırsak tarifimiz bu şekilde. Andaloz çorbası bilhassa sonbahar ve kış ayları için unun girdiği, tereyağın girdiği, salça ve haşlanmış pirinç, yani pirincin girdiği oldukça besleyici bir çorba tarifi. Besleyici olmasının yanında son derece de kolay, pratik bir tarif. Semih'in mutfağında bugün Andaloz çorbası çalıştık. Bir başka tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.